Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetü müstakim. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. İlemi eyyühe l-ikvan. En ehtaben kitabı kitabullah. Ve khayran umur muhtesata ve kulle muhtesim bid'a. Ve kulle bid'atın dalal ve kulle dalal fin nar. Ve bis senedin tasılayan nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kar. Ela erkeke bir rukyetin rekani biha Cibril. Tekul Bismillah erkeke Wallahu yeşşike min kulli da'in ye'tike min şerri nefasat fil ukat ve min şerri hasidin izahatı. Terki biha selâse merrat. Vâbni Sâlim ve İbn-i Bâcah vel Hâkim an Ebi Hüreyre radıyallahu teâlâ. Tahten aş bir kelime vardır ki bu kelimeyi her kim daim dilinden bırakmazsa dünya ve ahiret saadetlerine ulaşır. Bu kelime la havle ve la kuvvete illa billah'dır. Dünya ve ahiret saadetinin kıvamı sizin zikir meclislerinize devamına bağlıdır. Siz zikir meclislerinde gerek vaaz-ı nasihat, gerek ibadet, gerek zikir meclislerinde bulunduğunuz hakikaten وإذا خلت her zaman tabii böyle bulunamaz ya insan zikir meclisinde sabahtan akşama kadar oturamaz. Ümine gidecek, işinle meşgul olacak. O zaman فَحَرِّكْ لِسَانِكَ مَسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللّٰهِ O zaman gücün yettiği kadar daima dilinle Allah-u Teala'nın zikriyle meşgul ol. Başka şeylerle meşgul olma. Dilini alıştır Allah-u Teala'nın zikrine, gönlünü meşgul et. Kardeş ziyaretlerine son derece ehemmiyet veriniz, en büyük faziletleri havidir. Sizin dertlerinizin devası, dertleriniz ve dertlerinizin devası şunlardır. Dertleriniz günahlardır. Devası da istiğfarlardır. Vücutlarınıza gelen arızaların, hastalıkların çoğu da günahlarınızdan naşidir. Yani çok istiğfar ediniz ki hem iç hastalıklarından hem dış hastalıklarından kurtulmuş olasınız, salim olabilirsiniz. Bu ümmetin en hayırlıları görüldükleri vakitte Allah-u Teala hatıra gelen insanlardır. Ve Allah-u Teala'nın zikrolunda olsa da Allah-u Teala'nın zikrine insanlara yardım edicilerdir. Size ben bir rukye öğreteceğim ki o rukyeyi bana Cibril Aleyhisselam yapmıştı. Ben de size onu söylüyorum. Yani rukye diye okumaya diyorlar. Okuyorsun desine. Bunun adına arasında rukye diyorlar. Ki Cibril Aleyhisselam peygamberimiz rahatsız olmuş. Rahatsız olduğu vakit böyle dua etmiş yani dua. Bismillahi erkik Wallahu yeşşik min kulli da'in ye'tik. Üç tane kısa cümle. Bismillahi erkik Allah'ın ismiyle sana rukye ediyorum. Şifa verecek Allah'tır. Wallahu yeşşik. Şifayı Allah verir. Min kulli da'in ye'tik. Ne kadar dert, deva, dert, musibet ne varsa bunların hepsine karşı şifayı veren yine Allah'tır. Şu ve bu vesileden ibarettir. Verirse Allah verir, vermese vesileler para etmez. Arkasından min şerri nefasat fil ukat ve min şerri hasidin izahat iki surenin alt tarafları. Bunu üç defa söylemeyi tavsiye ediyor. Kolay. Bismillahi erkik Wallahu yeşfik min kulli da'in ye'tik. Bazı rivayetlerde min kulli da'in yüzik de gelmiştir. Yani eza, sana eza veren her dertten demek. Bunlarla böyle Peygamber Efendimiz'in dualarıyla gerek kendimize, gerek çoluk çocuğumuza, gerek dostlarımızdan hasta olanlara bunları yapmak evladır, âladır. Ela uallimke ma allemeni Cibril. Bu Efendimiz'in sözleri tabi hep birer vahye taalluk eder. Kendiliğinden bir şey söylemez Efendimiz. Burada da buyuruyor, Cibril'in bana öğrettiği bir duayı size öğreteyim mi? Buyuruyor aslında. Kal, Allahümme gfirli hatai yahut hatai ve amedi ve hezli ve ciddi ve la tehrimni berekete ma ataytani ve la teftinni fi ma harramteni. Bu tabi bir ufacık dua diyor. Allahümme gfirli ya Rabbi beni mağfiret et. Hatai, hatadan insan salim değil yani ne kadar hata günahlar kusurlar. Ve amedi. Bu gerek hata bilmeyerek olsun ve amedi kastan da olsun. İnsan ikisinden de salim değildir. Kastan da yapar, hatanan da yapar.
Bu yaptığım gerek böyle kasti, gerek kasıtsız olarak olan hatalarım ve hezli ve ciddi, gerek şakadan, gerek ciddiyetle yapmış olduğum bütün hatalardan sana, senden mağfiret dilerim ya Rabbi. وَلَا تَحْرِمْنِي بَرَكَةَ مَا عَطَيْتَنَا Cenab-ı Hak insanlara çeşit nimetler vermiştir. İlim nimeti, mal nimeti, amel nimeti, çok nimetler. Ya Rabbi bu nimetlerden beni mahrum etme. Gerek hatalarım dolayısıyla, gerek kusurlarım dolayısıyla bu verdiğin nimetlerden beni mahrum etme. İnsan hani zenginlikten sonra fakirlik, bilginlikten sonra cahillik, amel ederken amelleri bırakıp da sonra muattal kalmak çok fenadır. Onun için bu Allah-u Teala'nın bir gadabına uğramanın alametidir. Onun için efendim ne güzeldir. وَلَا تَحْرِمْنِي بَرَكَةَ مَا عَطَيْتَنِي Verdiğin şu envai çeşit nimetlerin bereketinden beni mahrum etme ya Rabbi. Çünkü Allah-u Teala insanlara çeşitli imtihanlara tabi ediyor. Bir sıhhat veriyor, mal veriyor. Bakın kulum bu sıhhatli halinde bu mallarıyla nasıl amel edecek? Onlarla eğer amel-i salih işliyor, hayra dair bir şeyler yapıyorsa sevaplar olacak. Yok, bu amel-i salih sıhhatiyle beraber, servetiyle beraber bunları kötü yollarda kullanıyorsa o zaman o nimet onun eline çabuk alır. Şükrettikçe artırır. Şükrünü terk edince nimet elinden kaybolur. Onu, bu bir imtihan. Sana şükür edecek insan ki oh ya Rabbi bu nimetleri bana ihsan ettin. Bir de olarak dünyanın halleri. Yokluk hali düşer insan ve sıhhat elden gidip gittiği devirler düşer. Bakalım o zaman kul ne yapacak? Sabır mı edecek yoksa feryadı füyan mı edecek? Sabır ederse yine ne mutlu. Sabır etmez feryadı füyan edersek yine yazık o zaman. وَلَا تَفْتِنِّي فِي مَا حَرَّمْتِنِي Beni mahrum ettiğin şeylerden de beni fitnelendirme. Allah. O fitneler çok fena şey. Bunun için Allah-u Teala o men etmiş olduğu, haram kılmış olduğu şeylerle bizleri fitnelendirmesin. Yine buyurur. اَلَا اُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُعَلِّمْهُنَّ اِيَّهُ ثُمَّ لَا يُنْسِي اِيَّهُنَّ اَبَدًا Ben bir size kelimeler öğreteyim ki bunlar Allah-u Teala'nın kendisinden hayır murad ettiği insanlar bunları öğrendiği vakitte bir daha bunu katiyen unutmaz bir şeyi. Bu dua. Bir dua edeceğim ki bu duayı siz okuduğunuz, siz okumanız Allah-u Teala'nın sizden hayır murad ettiğinin alametidir. Ve bunları okuduğunuz vakitte bir daha onu unutmazsınız. Nedir? Allahümme inni daifin. Bir insan ne kadar kuvvetli olursa olsun. Dağları deviremez ya. Dağlardan da kuvvetli olamaz. Ne kadar kuvvetli olursa olsun. Yani kendisinin zafiyetini insan bilmelidir. Ah Halik-i Zülcelal karşı. Allahümme inni daifin. Ben zayıf bir kulum ya Rabbi. Fekavvi beni kuvvetlendir. Sen beni takviye edersen ben kavi olurum. Yoksa ben zayıf bir mahlukum. Nefse de aldanırım. Şehvete aldanırım. Şeytana aldanırım. Her şeye aldanırım. Zayıfım çünkü. Yani sen beni takviye et. Firdaç. Senin rıza yollarında beni takviye et. Ben böyle şeylere aldanmayayım. Senin doğru yolundan kaymayayım, kaçmayayım. Fakat ve fi rıdake dafi. Benim zafiyetimi senin rızan yollarında sen kavi eyle ya Rabbi. Beni takviye et. Ve kuz ilel hayri binasiyeti. Nasiye alındır. Alından murat şahsın kendisidir. Yani beni tut, beni çek ilel hayri hayırlara daima. Beni hayırlarda kullan. Hayırlı işlere sevk et beni. Hayırlarda daim eyle beni. Hayırlı olayım senin için, hayırlı yollarında bulunayım. وَجْعَلِ الْاِسْلَامِ مِنْ دَارُبَيْهِ En son benim razı olacağım şey de İslamiyet olsun. İslamiyete teslim olmak, İslamiyet'in bütün ahkamına riayet etmek ve beni efendim nimet nasiplendir. وَجْعَلِ الْاِسْلَامِ مِنْ دَارُبَيْهِ Benim razı olacağım en son şey Müslümanlık olsun. Müslümanlıktan beni bir an bile ayırma. Ezan-ı Muhammed'i okunuyormuş da. Ezan-ı Muhammed'i okunurken Ebu Bekir Sıddık Hazretleri de yanında bulunuyormuş. İşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince ne yapıyorsun ya Ebu Bekir demiş. Teberrüken ya Resulallah ismi şerifine teberrüken. Demiş öyleyse bunun arkasından okuma. Radiyetü billahi rabben ve bil İslamı dinen ve ibn-i nebiyyine Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem ve Resulen ve nebiyyen beri'tü min külü dinin yuhalifü dinel İslam. İslam dinine muhalif olan bütün dinlerden uzak olaraktan ya Rabbi ben senin dininde üzerindeyim diyerekten bu duayı da oku diyerekten tavsiye bulmuşlar. Onun için en çok insanın son razı olacağı İslamiyet olsun. Her şey feda olsun fakat İslamiyet kalsın o adında. Allahümme inni daifin. Yine tekrar ediyor duayı. Ya Rabbi ben zayıfım.
فَقَوْوِنِي sen beni takviye eyle. وَاِنِّي زَلِيلٌ ben ne kadar şey olsam da yine zelilimdir. İnsan hakikaten şu bir kuvvettir ama ilk gelişiyle son gidişini şöyle insan düşünürse ne kadar zelil olduğu meydana çıkar. Hele hastanelere şöyle bir gidip de insan ne olur yarım saatini, 10 dakikasını verse de bir hastaları görse orada. Ne aslan adamlar, ne kavi adamlar, ne bilgin adamlar, ne kuvvetli adamlar, ne hale düşmüşler oralarda. Nasıl hale düşmüşler. Böyle imdat bakınıyor iki tarafta, acaba benim yardımım kim gelebilir diyerekten. Fakat her şeyden eli kesilmiş, çaresiz bir halde. Bu da bizim gibi bir insan. Yarın bakıyorsun ki o kavi insan toprağın altına da düşmüş. Ha, sakin, sakin, elinden bir şey gelmez. Hani sen çok kaviydin ya. Her şeyler yapıyordun, beceriyordun. Bugün niçin domurdayamıyorsun artık? İnsan böyle bir zayıf mahluk yani, aciz. Hayatıyla memati kendi elinde değil. Hayat zaten en iyi şeyi olan bu, senin hayatın senin elinde değil. Elinde olmayınca artık o hayat kimin elindeyse ona teslim olmak lazım. Hayat kimin elinde? Allah-u Teala'nın. Öyleyse ona bağlan ve ondan yardım iste. Onun için Efendimiz, zayıfın takavvini, ben zayıfım ya Rab. Sen beni takviyle kavilendir, kuvvetlendir. Ve enni zelilim, ben ne kadar kuvvetli olsam ne olsam da yine zelilim. Zelilim. Yani fe izzeni, sen beni aziz edersen ben aziz olurum. Yoksa ben aziz olamam ki kendiliğimden. Ve enni fakirun, ben aynı zamanda da fakirim. Dünyalar benim olsa yine fakirim. Binaenle terzukni, sen beni hayırlı rızıklarla merzuk eyle. Çok güzel bir duadır. Fakirlik yalnız paranın olmamasıyla değildir insanda. Parası olmaz da insanın, malı mülkü olmaz da. Zengin olur yine. Gönlü zengindir. Bir fakirlik var ki Allah'a şükür ki insanın parası buzu da olur ama içi fakirdir, ödü kopar on parasını harcanmasına. Bununla beraber din yokluğu vardır yani. Dinden mahrumdur. Dinden mahrum olunca onun varlığının hiç kıymeti yok. Hepsini yarın burada bırakıp gözlerini yumup gidecek. Asıl zenginlik odur ki buradan ahirete bir sebeple gidebilmek lazım. Bu da iman ve amel-i salih. İman ve amel-i salihden mahrumiyet en büyük fakirliktir. En büyük fakirlik iman ve amel-i salihden mahrumiyettir. Onun için fakirin terzik nebiyesi Efendimiz'in bizi her türlü fakirlikten muhafaza eyle ya Rabbi. Bizi hayırlı nimetlerle merzuk eyle. İman, İslamiyet, amel-i salihte nasıl ki dünya malları Allah tarafından veriliyorsa bunlar da yine insana Allah tarafından verilir. İnsan kendi emeğiyle bunları kazanamaz. Bunlar hep Allah-u Teala'nın lütfudur. Onun için daima ona sığınacağız, iltica edeceğiz. Aman ya Rabbi sen koru, sen muhafaza et, sen ihsan et, sen ikram et. Verirsin ne mutlu. Ela uallimke duaen ted'u bihi levkâne aleyke mislu cebelin deynen ve eddâhullâhu anke. Bu çok güzel. Sana bir dua öğreteyim ki diyor Muaz radıyallahu anh. Sen bu duayı okuduğun vakitte senin üzerinde dağlar gibi borç olsun. Senin üzerinde dağlar gibi borç olsun. Mislu cebelin diyor. Dağlar gibi deynen. Ve eddâhullâhu anke. Allah-u Teala onun sebeplerini halk eder, seni o borçtan kurtarır. Bir insan borcu vermek için borçlanırsa, borç alıyor ama borcu ödemek suretiyle azimli. O esbabını Allah ona halk eder, o borcu öder o adam. Sebebini halk eder Cenab-ı Hak. Fakat bir adam bir borç alıyor ama, kafeslemek tabir ediyorlar bugün gününde, aldatmak için. Ödemeyecek yani. Ama karşısındaki ödeyeceğim diyerekten senet veriyor, söz veriyor, şahit istiyor ama ödemeye niyeti yok. Bu adamın Allah-u Teala işini rast getirmez ve bu borcu ödeyemez. Ve ahirette de müflüs olarak gider. Onun için Efendimizin öğrettiği, senin borcunu ödemek için aldığın paraların ne kadar çok olursa olsun korkma. Eğer bu duayı okuduğun takdirde husnü niyetle bu borçlarını ödeyecek, Cenab-ı Hak sana serveti yoktan ihsan eder. Sebepler hakkında. Nasıl eder? Aklımız ermez. Kul ya Muaz. Efendimiz diyor, ey Muaz söyle. Allahümme malikel mülk tü'til mülke men teşâ ve tenzi'ul mülke min men teşâ ve tu'izzü men teşâ ve tuzillü men teşâ diyedikel hayr inneke alâ küllü şeyin kadir. Bu Kur'an-ı Azimüşşan'daki ayet ciliydi. Bunun arkasından diyor ki Rahmaned dünya vel âkire. Ey dünya ve âkiretin Rahmanı olan Allah Celle ve Aleyh. Tu'tîhâ ev tu'tîhümâ. Bunu sen verirsin men teşâ dilediğine ve temne'uha men teşâ. Dilediğinden de alırsın elinden. Nimet yani senindir. İstediklerine verirsin.
istediklerinden alırsın. Binaenaleyh irhamni, bana acı. Rahmeten, bir acımakla ki tunini biha an rahmeti men sivak, başkalarının acımalarından beni müstahni kılsın. Ben başkalarının bana acımasına meydan kalmasın yani. Senin acıman rahmetten bana kafi gelsin. Ki kimseye beni boyun büktürme. Kimseye bana boyun büktürme demektir. Allah Teala bu duasıyla ona çeşitli esbaplar hak ederekten o borcunu ödeyecek şeyler ihsan eder. Bakarsın az zamanda zengin olur, borcunu da öder, refahata kavuşur. Ele uallimuke hasalatin yenfa'ukallahu bihinne aleyk. Sana şimdi bir şeyler öğreteceğim diyor Cenab-ı Peygamber. Bunlarla Cenab-ı Hak sana çok menfaatler verir. Birisi aleyke bil ilm. İlme devam et. Her şey var dünyada, çok nimetler var ama en evvel senin istifade edeceğin nimet ilim nimeti olsun. İlmi öğren. Oku, okut. İkisi de lazım. Okumakla kafi kalma. Okuduğunu aynı zamanda başkalarına da öğretmekle ilmini takviye eyle. Fi innel ilm. Niçin bunu Cenab-ı Peygamber tavsiye ediyor? Fi innel ilm halilul mü'min. Müminin en güzel dostu ilimdir. En güzel dost ilimdir. Şimdi bizim ilmimiz olmasa yaşayamayız. Niçin? Otura otura cenaze kılıyorsun. Birisinden konuşmak lazım. Gelirsin, ya günaha gideceksin konuşurken. Ya boş vakitler geçireceksin, boş vakitler. Ama kitabın olunca hem birçok mesele öğreniyorsun, okuyorsun, hem vaktin geçiyor, hem günahtan kurtuluyorsun, hem birçok şeylerde öğrenmiş oluyorsun ve öğretiyorsun. Onun için ilme çok devam et ve ilmi öğren. O halilün mümin. Müminin en güzel dostu ilimdir. İlmi öğrendiğin gibi, öğrenmek istediğin gibi, vel hilme, filmi de öğren. Film sahibi ol. İlim, ulemaya, ilim meclisine devam ile öğrenir. İlim kendiliğinden öğrenmez. Bir hocaya gideceksin, ondan da tahsil edeceksin, ilmi öğreneceksin. Yahut çıraklığa gideceksin, hizmet edeceksin, öğreneceksin. Film de böyledir. Film de kendiliğinden olmaz. Film, yumuşaklık. Onu, film çok geniş manalı. Onu da erbabının yanında hizmet etmedikse hilim sahibi olamaz. Mutlaka bir halimin yanında, yani o hilim sıfatını takılmış bir adama hizmet edeceksin ki o hilim sana da geçsin. Bunlar geçici. Okursun kitapta. Hilim çok iyi şey. Ben de halim olayım. O hilkat sende yoksa olamazsın halim. Mutlaka mücahedenin neticesi. Vel hilme veziruhu. Hilim de insanın veziridir. İnsan sıkıştı yok da arkadaşına sorar. Yahu veziri denilen adama. Ne yapacağız bu işi? Müşkil bir mesele. Ne dersin? Bir akıl ver bakalım. Bu da tabii vezirin. Film de senin vezirindir. Sana akıl verir o. Vel akle deliluhu. Bir de akla hizmet eyle ki akıl da senin delilindir. Sana delaldir. İyiye ve giyye. Ne kötü. Vel amele gayyimuhu. Bunların ayakta tutan da ameldir. Bilirsin, yapamazsın, olmaz. Hilmin var, tatbik edemezsen olmaz. Aklın var, gösterdiği yolda gitmiyorsan fayda etmez. Bu amel bunların ayakta tutuşudur. İlim hakkında söz söyleme izin yok. Süleyman Aleyhisselam bütün mahlukatın lisanına alim, bütün madeniyatlara, her şeylere sahip, gökte uçan, ordusunu da uçuran bir peygamber. Cenab-ı Hak ona sordu. Ya Süleyman, sana ne vereyim? Dünyamı istersin, ilim mi istersin, bu dünyayı mı istersin? İlmi istedi, ilmin arkasından dünyada geldi. İlmin arkasından dünyada geldi. İlim çeker. Köylüde de öyledir. Köylüye cahillik verilmiş, ilim şehirliye verilmiş. İlim şehirli köyün bereketini çekmiş almış. Şehirde bereket vardır, köylerde yoktur. Zavallının çoğu babuş bulamaz ayağına giyme, yarı aç yarı toktur. Sebebi cehillerdir. İlim olan yerde bereket vardır. Hilim de şöyle bir tabiriyle. Büyük adamlardan birisi hizmetçisi şey getiriyor. Efendim, sufra getiriyor misafirlere. Nasılsa ayağı kaymış, düşmüş. Çorba çok sıcak. Çocuk varmış orada. Büyük adamın çocuğu. Yanmış ve ölmüş. Ölünce şimdi adam tabii köle zavallı çok korkmuş. Şimdi öldürürler bu adamlar diyerekten. Müsterih ol demiş. Hiç korkma. Takdir-i ilahi oldu bu. Seni ben azat ettim demiş.
şu servette sana veriyorum demiş. Başını çağırdı vakit işte. Bak şimdi orada mesela bir sertlik oldu, onu dövmek var, kovmak var. Bak çocuğumun ölümüne sebep oldu. Bu hilimle oldu. Bunu herkes yapabilir mi? Yapamaz. Ama o halim insanların yanında mesela Hazreti Osman'ın hilmi, efendim diğer büyüklerin hilmi, onların yanlarında bulunurken hilim insana böyle hiç farkına varmadan geçer. Mesela bir demir kapkaradır. Soğuktur. Ateşin içerisine sokuyorsunuz. Bir zaman sonra hem yakıcı oluyor hem ateşin rengini alıyor. Hem rengini aldı hem yakıcılığını aldı. Neden? Bununla mutabakatı dolaştı. Demir bunu yapabiliyor da insanda olmaz mı? İnsanda da olur. Demek sen de erbabına hizmet edersen onun hali sana da intikal eder. Akıl parayla anılan şey değil Allah Azze'ye. Bu tımarhanedeki insanları görse insan acır. Neden canım? Akılları yok. Verelim de akıllılara. İmkanı var mı? Olmuyor. Ya Allah akıl veriyor. Akıl nurdur. O nur ki insanı Allah'a götürmüyor ve on para etmez. Nur Allah vermiştir ki bana gelsin kulum diyerekten. Seni Allah'a götürmeyen akıl, akıl değildir. Ve rıfk ebu. Şimdi bunların hepsinin başı da babası. Rıfk. Rıfk ile muamele, yumuşaklık. Sertlikten bir şey çıkmıyor demek. Daima yumuşaklık altıydı. Rıfk ile muamele. Şimdi o adamın da o adama karşı yaptığı muamele rıfkın neticesidir yani. Filimle rıfk kardeş. Ve rıfk ebu ve line ehu. Rıfkla linin arasını bulamadım. İkisi de yumuşaklıktır ama herhalde aralarında bizim bilemediğimiz bir fark var. Linet, yumuşaklık. Rıfk da yumuşaklık. İkisi de Arapça kelime. Fakat ikisi de yumuşaklığı beni bildiriyor ama. Linde Araplar hurma ağaçlarına lin ediyorlar. Lin. Linetten. Fakat yumuşaklığın kendisi o da ehuh. Bu yumuşaklık da insanın kardeşidir diyor. Yani insanın kardeşe nasıl ihtiyacı varsa yumuşaklığa da böyle ihtiyacı vardır. Yumuşak olamazsan rahat edemezsin dünyada. Ve sabra emiru cunulihi. Sabırsızlıkları olmaz bu iş. Bu işin başı da sabra bağlıdır. Sabır bütün askerinin reisi oluyor. Emir. Bütün yapacağın işlerin emiri sabırdır. Sabır işte rıfık olacak. Sabırlı olmazsan rıfık yapamazsın. Sabırlı olmazsan yumuşaklığın olmaz. Sabırın olmazsa hilmin olmaz. Sabrın olmazsa ibadetin olmaz. Orucu tutamazsın, namazı kılamazsın, gece kalkıp taat edemezsin. Hepsi bunlar sabra bağlı. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikatısı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istikak getiren kullardan zümmetine kabul buyursun. El Fatiha.